Bingöl'ün temel sorunu işsizlik sorunudur. Açıkçası Bingöl hayvancılık ve tarım kenti olmasına rağmen şu anda tarım ve hayvancılığın bittiği bir kenttir. Yani bundan dolayı da Bingöl'de gençler ve erkekler neredeyse gerçekten çoğunlukla Avrupa'ya, yani en son söylenen 3000, 4000'e yakın insanın burada göç ettiği söyleniyor. Bu da aslında çok ciddi bir sorundur. Yani işsizliğin olmadığı bir yerde doğal olarak insanlar kentini, doğduğu yerde, doymadığı yerde kenti terk etmek zorunda kalıyor. Bu da aslında acı bir durumdur. Bingöl'de çok ciddi sorunlar vardır. İşsizlik sorunu başta olmak üzere. Kentin hem yapısal sorunu vardır. Örneğin Bingöl bir dört etrafı gölle olan bir su kentimizdir ama su sorunu yaşıyor Bingöl. Halen altyapı sorunu var. Halen aslında hani o belediyenin aslında yapması gerektiği o altyapı, üst yapı, işte hani esas belediyeciliğin hani yapması gerektiği çalışmaların çoğu. Örneğin bir ulaşım sorunu. Yani Bingöl küçük bir ilimizdir ama Bingöl'de ulaşım sorunu var. İşte Bingöl'de belediye otobüsü yok. Örneğin yani hani buna benzer gerçekten Bingöl'ün ciddi sorunları var. Biz aslında Bingöl halkına vaatte bulunmuyoruz. Biz Bingöl halkına söz veriyoruz. Biz Bingöl halkına diyoruz ki özellikle kadınlar için, çünkü kadınlar birkaç tekstil fabrikası var orada çalışıyor. Bir de mağazalarda çalışan genç kadınlar var. Onun dışındaki kadınların hemen hemen hepsi evlerdeler. Yani herhangi sosyal bir alanları da yok. Yani gidebilecekleri sosyal bir yaşam alanları yok. Örneğin çocuklarını bırakacak kreş yok. Bugün biz belediyeyi ziyaret ettik. Çalışan bir kadın arkadaş okul tatil oldu, çocuğunu yanında getirmek zorunda kalıyor. Yani şimdi çalışan kadınların esasında bir kreşte çocuklarını bırakması gerekiyor. Öncelikle bizim kadınlara sözümüz başta sosyal yaşam alanlarıdır, kooperatiflerdir. Örneğin gerçekten o tarım alanlarını kadınlarla beraber işletmektir. Diğer yönüyle işte kreştir. Yani kadınları öncelikle bir evde çıkarmadır. Sosyal yaşam alanlarına katmadır. İstihdam alanlarına katmadır. Algı olarak şöyle bir şey yaratılmış. Belediyenin projeleri yoldur, köprüdür, işte altyapıdır. Şimdi hani söylendiğinde aslında bunların, bu söylenenler aslında belediyenin hani deli asli görevleridir, aslında sorumluluğudur. Sonuçta o yerin yaşam alanlarını kolaylaştırmadır. Bu çok proje olarak ya da vaat olarak verilmemesi gereken şeylerdir. Asıl belediyeciliğin toplumla birlikte, toplumcu belediyecilik, yani halkla birlikte tüm eşit, şeffaf kadın ve gençliğin de, toplumun sonuçta yarısı kadınsa, kadın bugün evde oturuyorsa, eğer kadın bu karar mekanizmalarında yer almıyorsa hani ciddi bir eksikliktir. Hem kadını buna katmak, mesela biz kadınlara şunu diyoruz, belediyede bir kadın odası olacak. Kadınlarla birlikte tartışacağız. İlimizin tüm kadın sorunlarını kadınlarla birlikte tartışıp alacağız. Bingöl bir deprem bölgesidir. İki ana fay hattının üzerinde olan bir il. Önceden bilinmesine rağmen buna yönelik bir çalışmalar yapılmamış. Yani Türkiye geneli her yaşanan deprem esnasında böyle gündeme geliyor. Ama yerel yönetimler olarak genelde yani bir sorun çözme noktasında kimse elini taşına atmıyor. Kimse kendine dert etmiyor yani. Bu açıdan biz belediyeye geldiğimizde öncelikli sorunlarımızdan yani biri deprem olacak. Bunun deprem öncesi, deprem anı, deprem sonrası projelerimiz, hizmetimiz olacak. Bingöl aynı zamanda bir su kenti. Dört etrafı sularla çevrili bir kent.
su kaynaklarının da çok uzak mesafede değil, 60-70 kilometre mesafede olan kaynaklarımız var. Bunu imar yapılırken 450 bin bir imar revizyonu var. Nüfus burada yaşayacak tarzda bir imar planı yapılmış. Ama bunun altyapısını şu ana kadar kimse hazırlamamış. Bingöl içme suyu 40 bin nüfus, 50 bin nüfusken de aynı su. Şu an 140 bin nüfus olmuş aynı su. Yani o açıdan bu su sorunu öncelikle çözeceğiz. Bunu yaparken Bingöl'de bir ulaşım sorunu da var. Türkiye geneli 81 il var. 81 ilden bir ilde belediye otobüsü yok. Özel halk otobüsleri var. Bu memlekette 65 yaş var, engelli var, kadın var, öğrenci var. Bunlar bunu kendi, yani belediye, zaten rantçı bir belediye anlayışları olduğu için bu mevcut sistemin, iktidar partisinin. Bunları, bu insanları düşünmeden yüksek ücretle taşımaları. Belediye, şimdi bunlar bir nebze belki dersen anlarım. Çünkü ticari amaç güden bir kuruluş, özel halk otobüsü. Ama belediye, hizmet anlayışı, hizmet amacı kurulan bir kuruluş, hizmet için yani belediye otobüsü olursa sadece sembolik, öğrenci, kadın, yaşlı, engelli vatandaşlarımıza çok ufak sembolik, 65 yaş zaten bedava, engelli vatandaşlarımız ücret almayacak tarzda ufak sembolik sadece belediyenin yakıtını karşılaşacak şekilde ulaşım sorunu çözeceğiz. Gençlik merkezi kuracağız. Yani mahallelerde sosyal etkinlikler artıracağız. Bingöl diyoruz yani çok ufak bir kent. Yani dört etrafı ormanlarla çevrili. Yani yürüme mesafesinde olan orman alanları var. Yürüyüş yolları var. Onları daha yani o şekilde bir projelendireceğiz. Yürüyüş yolları yapacağız. Bingöl'de özel muhafazakar bir kesim, bir il. Özellikle kadınların gidip oturacağı bir yeşil alan yok. Bir 140 bin nüfusu bir Bingöl'de bir alanda kent park denilen bir yeri var. Yani 2 kilometre, 5 kilometre insanlar araçlarla gidip o yeşil alanda ailesiyle zaman geçiriyor. Biz bunların sayısını çoğaltacağız. Yani bunu yaparken ticari alan olarak yapmayacağız. Sadece bütün insanların, bütün halkın rahatlıkla gidip orada zaman geçirebileceği, kadınların dahi gidip zaman geçirebileceği, çocuklarla ilgilenebileceği, ailelerine ilgilenebileceği ortamı yaratacağız ki insanlar kaynaklaşsın, yani kaynaşsın. Kadınlarımız yani belediye bünyesinde de çok biraz istihdam yaratacağız. Bir Bingöl Belediyesi bünyesinde mesela halk ekmek fabrikasını kurma düşüncemiz var. 21. yüzyıldır artık teknoloji de gelişmiş. Kadınların rahatlıkla çalışabileceği bir fabrika kuracağız. O halka ekmek fabrikasını. Özellikle yani çalışan bütün arkadaşlarımız yani kadın olacak. Yerelde kalkınma hamlesiyle Bingöl Belediyesi'ne ait ovada olan araziler var. O arazileri değerlendireceğiz. O yönde de bütün kadınlarımızı istihdama yahut da toplum içerisinde hayatını sürdürecek alanlar yaratacağız. Bugün biz yeşil alandan, parktan, sosyal, kültürel faaliyetlerden bahsetmemiz lazımken ama ne yazık ki 21. yüzyılda hala da suda, imardan, yeşil alandan bahsediyoruz. İlk başta biz halkımızın hayatını kolaylaştıracak bu soruları ortadan tüketeceğiz. Geri kalan projelerimizi halkımızla beraber o projelerimizi gerçekleştireceğiz.